Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yıllık %64.77 olarak açıklandı. Veri Merkez Bankası'nın %65 olan tahmininin hemen altında gerçekleşti. Ancak Türkiye 2023 yılını son 22 yılın en yüksek enflasyon kapanışıyla geride bıraktı. TÜİK 2023'ün ikinci yarısına ilişkin YÜFE oranını %25.6 oranında artırdığını açıkladı. Bu orandan sonra akaryakıt ve alkollü içkilerde otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. ÖTV artışıyla benzin zammı 2 lira 30 kuruş, motorin zammı ise 2 lira 16 kuruş olacak. Bu artış oranları Cumhurbaşkanı yasayla verilen iptal yetkisini kullanmazsa doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. 2023 yılı enflasyon tablosunun netleşmesi, memur ve emeklilerin alacağı zam oranını da belirledi. Memur ve memur emeklilerinin maaşı %49.25 oranında artacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin liradan 32.861 liraya. En düşük memur emekli aylığı da 14.741 liraya yükseldi. 2022 yılı Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan isimse Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sıranın açıklanmadığı listenin üçüncü sırasındaysa Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Kurumlar vergisinde ise 2022'de açıklanan kurumlar arasında bankalar ön sıralarda yer aldı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.